İyi geceler değerli izleyicilerimiz. Anlatı ara sohbetlere başlıyoruz inşallah. Adnan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Fikret Bey nasılsınız? Çok iyiyim Adnan Bey. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Taverna modundasın. Evet. Teşekkür ederim. Çok iyiyim. Bir sevgi etiketi yapalım. İnşallah. Hep sevgi diyelim. İnşallah. Hep sevgi. Evet. Piraye Sultan hoş geldiniz. Geç. Olur var mı orada köşede bir yer? Bir tane sandalye yeri var hocam. Sen kendi yerini ver. Bana. Sen geç yavrum o gibi. Sen şurada bir yer bul, oraya otur. I love you. I love you too. More, more. Kesin I love you. You love me more than me. Benden daha fazla sevmeniz imkansız. Maşallah. Kedisini ne zaman getiriyorsun ya? When are you going to bring your cat? Next time when I buy. Geri geldiğinde, gelecek sefer geri geldiğinde Jasmine'i getireceğim. Evet, ilk Jasmine gelsin. First Jasmine, yes. Yes, of course. Yes. And then my turtle. Kaplumbağasını da getireceğim. Yes. Yavaş yavaş artık. Sadece ikisi diyor. Yes. Kaplumbağa bahçede durur mu duracak yoksa evde mi duracak? Is the turtle going to stay at the garden or inside the house? No, they can be in the garden. Bahçede olabilir. All right. Because they eat from the floor. Yerden nasıl beslenebilirler bahçede. Evet. Dikkat et denize geçmesin. Oraya bir set koyalım. Be careful so it doesn't fall into the water. We have to put the wall there. Yeah, but they can swim, so doesn't matter. Yüzebilirler. Oh, good. Good, very good. Yes. Very good. Jasmine ne tür müzikten hoşlanıyormuş? Sor bakayım. What kind of music Jasmine likes? Every music. Her müziği. Yes. Kaplumbağanın öyle bir sorunu var mı? Does the turtle have that kind of problem? Which problem? Likes yani müzik fark music. Ediyor mu ana? Which music likes the turtle? It depends. In summer they like funny music, but in the winter they are sleeping, so they don't listen nothing. Yazın eğlenceli müzik severler. Kışın da nedir tam duyamadım. Uyuyor kışın. Yes. Yes. 6 months they are sleeping. So. 6 ay uyku yapıyorlar. Yes. Ben ona zaten hazırlık yapıyorum şu an. So I make preparations for that. Yazın çok güzel sürprizleri var. They have surprises in the summer. Bahçede en güzel otlar. Best grasses in the garden. En körpü otlar böyle. Hoşuna gidecek. Most fresh grass. Okay. Evet. Ve Jasmine en kaliteli kedi mamalarından. Kapalı. And the best marka. Food. High quality. Okay. For yes. Perfect. Çünkü Jasmine'in... She's gonna be so happy. Çok mutlu olacak. Yes. Jasmine kaliteli bir kız. Jasmine is a high quality girl. Yes. Yes. That's when she look, you know, she killed the people. Baksınlarını öldürür diyor. Hayır. O düzelir o. Geldiğinde düzelir o. Bayağı buzuk bakıyordu ya son. O da hep daral gelmiş yani. Ayakta durduğunuz yerde. Boş kırılır, 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 boş kırıl
Haydi bakalım gençler. Ali dikkatlice kontrol ediyor beni. Yani yorumum ne acaba? Ağır ağır oynamazsan kurtulursun. Yani rahat olacaksın. Çözüm bu. Bülent trompet çalıyor musun? Doğru mu ara ara? Farkında değilim. Ama zaten darbukatçı bu yani, darbukatör. Evet. Perküsyon ustası. Perküsyon ustası. Evet. Onu kabul etmişti zaten. İçinden dübeş attım, yek geldi parçası. Çalıyor olabilir. Olabilir hocam. Evet. Kalk ayağa kalk bak. Çok kısa söyle bakayım o parçayı. Aklında kaldı. Dübeş attım, yek geldi. Bugün kızlar tek geldi. Bir güzeli. Razıydım. 5 milyonluk çek geldi. İlkokul nerede okudun? Sen merak ediyorum sen şöyle bir şey. Bir resim var. Bülent'e sor bakayım, tanıyor mu? Henüz gelmedi. Gelir, gelir. Gösterelim. Yanaştır, yanaştır. Ya yüzdeki ifade bu, biliyorsun bu oynaman elde edilmiş bir şey değil yani, gerçek diyorsun. Ben bu pozu ne zaman verdiğimi hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun, doğru. Çünkü çok sık oluşuyor. Ustura hoş geldin. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Bayramlarda bırakıyorlar herhalde. Kaplumbağaların bir kısmını buraya getireceğiz. Can bring some of your turtles here. Yes. Buradaki bahçe çok müsait. The garden is suitable for you. Yes, and we want to have 11 turtles, so yes, I can. 11 kaplumbağa. Yes, 11. Ama annesinden ayırmayalım. But we shouldn't separate from the mother. No, for that I will bring all the turtles. Onun için hepsini birden getir. Yes, yes. Yes. Anne çocuk ayrılması doğru bir şey değil. Separation of the mother and siblings is not... Onun için bir hepsini getirmen çok iyi dersin. So you can bring all of them. Yes. Yes. Benim bahçede kaplumbağalarım vardı. Beni gördüm, kafalarını uzatıyorlardı böyle sevmem için. Bayağı hem de büyük bir gayretle duvara doğru birbirlerini iterek, toslayarak falan böyle. Hayret ya. Bayağı uzatıyor kafası. Ben de başını bayağı seviyordum böyle. Böyle kenarından köşeden sürekli kafasını sevdiriyordum. Beni gördün mü? Kudurmuş gibi koşarak geliyorlardı böyle. Bir de birbirlerini toslayarak yol açma özellikleri var onların. Bir garip huyları var. Garip sesler falan çıkarıyorlar. Bir de cins tavuklar almıştık, küçük kafalarına şu zımbırtılar olan, biliyor musun? Süsler olan bir tüylü kafalar, çok tüylü tavuklar var. Aşağı bahçeye geliyordum, delirmiş gibi koşarak üstüme geliyorlardı hepsi ben. Hep beraber kortej halinde aşağı doğru iniyorduk. Böyle kanat çırparak falan böyle. Ben evden dışarıya baktım, çok uzaktaydılar yani 100 metre falan uzaktaydılar. Deliler gibi koşarak eve gelmeye başladılar böyle. Ben de onlara ekmek falan atmıştım. Garip sevgi anlayışları var. Hayret ya. Nasıl oluyor be hayvan oldukları halde? Ya müthiş bir zekaya, akla sahipler. Yeni tavşan almıştık. Yani normal satılan yerden aldık tavşan. İlk defa hayvanları bahçeye koyduk. Ben indim. Müthiş koşarak kızdı ama yani böyle deli gibi koşarak üstüme gelmeye başladı. Ben de çekindim. Anlamadım ne yapacaklar acaba de. Zınk diye beni görünce durdular. Kendilerini sevdirmeye başladılar. Ben hayret ettim. Çünkü bahçede birçok insan var ya, koşarak bana niye gelsin ya?
Ya yapacaksa bir şey. Ya bir de koşmanın sebebi ne yani? Niye koşsun? Mesela başka bahçede çok şey var. Hepsinden kaçıyorlardı yani. Uzak duruyorlardı. Arkadaşlar da şaşırdı. Kalabalıktı. Arman da hemen gidiyor kapının önüne. Evet. Zaman. Arabanın önüne girip duruyor. Evet. Bekliyoruz gitmiyor. Mecburen birisi aşağı iniyor. Yüzünde süper lakayt bir ifade var. Alıyorlar bir kenara koyuyorlar. Ondan sonra gidiyoruz. Derdi olduğunda da size anlatıyor. Evet. Evet. Mesela arkadaşlarımız vardı tavşanların bulunduğu yeri. Onları geçtiler. Yani büyük bir hızla koşuyorlar. Yani eğer amacı herhangi bir insan sonra durması lazım. Evet. Onları yani jet hızıyla geçti. Koşarak yanıma geldi. Zınk din geldi durdu orada. Maşallah. Tavşan, kedi bilmem ne, kuzu falan. Bunlar çok büyük nimet. Evet. Maşallah. Düveş attım, yek geldi. Evet, dinliyorum. Başbakan Ahmet Davutoğlu Van'da Kürt kardeşlerimize hitaben yaptığı konuşmada hem dua etti hem de PKK'nın Marksist olduğunu vurgulayan yeni bir açıklama yaptı. Allah birliğimizi daim eylesin. Allah bu ülkeyi bölmek isteyenlere fırsat vermesin. Allah ezanlarımızı bu semadan, al bayrağı göğümüzden eksik etmesin. Bu teröristlerin eş başkanlarına yüz vermediğiniz için teşekkür ediyorum. Bunlar Marksist kökten gelirler. Birden akıllarına cami geldi. Halkımızın dini duygularını istismar etmeye kalktılar. Allah şahit ki mezarımız da bu toprakta olacak. Dökülecekse son kanımız bu topraklara dökülecek dedi. Helal, helal. Maşallah çok güzel konuşmuş. Ya hayret nasıl oluyor ben anlamıyorum. Mesela bir makul düşünce sağda hep makul bir partide toplanıyor. Bu nasıl oluyor ben anlamıyorum. Mesela bu diğer partilerde de rahatça olabilir. Yani MHP'de var biraz ama daha da güçlenebilir MHP'de. MHP'nin usulü de çok güzeldir. Ama yani parti ideolojisi olarak MHP çok çok müsait. Yani çok coşkulu, gayet güzel peş peşe demeçler oluşabilir. Evet dinliyorum. Sayın Erdoğan PKK'yı temizleme politikasının devam edeceğini şu sözlerle açıkladı. Bana sur temizlendi dediler. Aman ha dedim, rehavete kapılmayın. Temizlik memizlik hala devam etmeli. Hemen ertesi gün Bodrum'dan 8 tane terörist çıktılar. Onları da etkisiz hale getirirler. Elleri dert görmesin inşallah. Leş kargalarına gerekli cevap yeni düzenle verilecek. Bir yılı bulmadan bir kısmı, bir yıl içinde diğerleri yeni bir Güneydoğu inşa edilecektir. Hiç şüpheniz olmasın dedi. Yok güzel. Yani oralar falan ne kadar düzeltirse böyle güzel bağlık, bahçeli, hoş bir yere getirirse çok büyük sevaba girecekler. Zaten idealimiz o hep söylüyordu. Faris gibi olsun. Evet dinliyorum. Anlamayı süslü horozlar vardı göstereyim mi? Göster. Bu ne lan böyle? Apaçiler gibi. Ya ünlü bir moda canım vardı ona mı? Bir evvel bir daha gel bakayım. Şu siyah yanaştır. Değil mi? Bayağı andırıyor. Gel. Benim gelebilirsin. Allah sizi imanınızdan dolayı, hak yolda olduğunuzdan dolayı özel olarak güzelleştiriyor. Özel olarak koruyup kolluyor. Bak bir tane tek bir kişi mesela bizde 40, 50, 55, 60 yaşında adamlar var. Tek bir enfarktüs vakası, tek bir kanserden ölüm, tek bir akciğer enfeksiyonundan ölüm oluşmadı. Hiç olmadı yani. Ya normalde çok fazla olur. Yani soruyor mesela buraya geliyor hanım kızlar oluyor. Annem baban beraber babam öldü diyor. Ne oluyor? Kalpten. Ne soruyorum kanserden onu. Ne soruyorum bilmem başka bir şeyden. Hep ölüm. O kadar çok ki ya. Bak genç kızlar yani %60-70'e vardı neredeyse ya. Yani evet, şaşırdım. Tabii. Yani hani evli miler falan onu sormak için soruyorum. Hep ya şundan öldü diyor ya bundan öldü. Yani şu ana kadar en az 10 vaka var hatırladım. Evet. İmanımıza, sağlığımıza da hep siz vesile olacaksınız. Tabii ki. Maşallah. Cehennem taşlardan ve insanlardan oluşan bir
Azaptan bahsediyor Cenab-ı Allah. Bakara Suresi 24. Ama yapamazsınız ki, kesin olarak yapamayacaksınız. Bu durumda kafirler için hazırlanmış ve yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. Bak, cehennemin kendi yakıtı yok. Evet. Kendinden bir ateşi yok. Taşlar ve insanlar. İnsandan yakıt nasıl olur? İnsan kendi içinden yanıyor yani. Yani ızdırap, acı. Kur'an'ın ayetlerinin ne anlama geldiğini ahirette anlayacağız. İnşallah. Yoksa yani bu çıra gibi yanma anlamında değil. Yüreklere tırmanır diyor mesela. Ateş ki yüreklere tırmanır. Bir manevi ateş olduğu da anlaşılıyor burada. Hud suresi 79'da cinsiz sapıklar diyorlar ki, andolsun senin kızlarında bizim haktan bir şeyimiz, ilgimiz ve arzumuz yok diyorlar. Yani bizim kızlarla bir işimiz yok diyor. Yani cinsiz sapıklar da böyledir. Kadın düşmanıdırlar. Kadınlar çok zıttırlar. Dırar Mescidi'nin ekibi hepsi cinsiz sapıktı. Sen biliyorsun diyorlar zaten böyle olduğunu. Bizim ne istediğimizi de gerçekten sen biliyorsun diyorlar. Erkeklerle ilişki istiyorlar. Erkek erkeğe. Buna Avrupa'da akıl almaz destek var. Kiliseleri falan da açmaza soktular. Erkek erkeğe evlendirtiyorlar. Evlendirtmeyen papazı da hapse atıyorlar. Yani bir cinsiz sapık dehşeti etrafı sarmış vaziyette. Saygısı yok inancına adamın. Zorla bunu yapacaksın diyor. Evet, dinliyorum. Kandil'de 9 terör örgütünün birleşmesine ilişkin bir görüntü yayınlandı. PKK, MKP, Leninist, Devrimci Karargah gibi farklı isimlerdeki terör örgütleri birleşerek HBDH, Halkların Birleşik Devrim Hareketi terör örgütünü kurdu. Bu taraftan. 70 mikrop bir araya gelse bir tane insan etmez. Bu vatanı sen bölmeye kalkarsan, Allahsız kitapsız yapmaya kalkarsan buna müsaade etmeyiz. İnşallah. Sen dini ortadan kaldıracaksın. İslam ortadan kaldıracaksın. İttihat-ı İslam'ı yok edeceksin. Öyle mi? Türklük alemini, İslam aleminin birleşmesini imkansız hale getireceksin. Biz de seni seyredeceğiz. Elinden geleni ardına koymazsanız namertsiniz, namert. Pislik herifler. Yok toplanmışlar da, yok bilmem neymiş de, yok darmadağın edeceklermiş de. Mikrop, lağım, pislik karıştırıyor, bir araya getiriyor. Yine pislik olursun. La ilahe illallah Muhammed Resulullah derseniz kurtulursunuz. Bunun dışında Allah size aman vermez. Zaten Allah birleşeceğini söylüyor. Küfür tek millettir diyor. Bunda şaşacak bir şey yok. Ya mesela bir din adamına iki cinsiz sapı getiriyorsun, bunları evlendireceksin. Ya ne kadar büyük hakaret ya. Ne kadar büyük hakaret ya. Adamı mahvetmiş oluyorsun sen ya. Aklını başına. Dehşet verici bir teklif ya. Ne cesaret. Bir de 18 ay hapis vereceğim. İstersen 28 ay hapis ver. Öyle pis, çirkin bir teklif olur mu? Ne kadar ayıp ya. Onun inancına hakaret ediyorsun sen. İnancına saygı duymuyorsun. Birleştik de hep sürekli birleştik diyor. Birleştik. Ulan zaten küfür tek millet yani. Zaten birleşiyorsun. Her yerin birleşme olsun. Milletin inancına, mukaddesatına saldırma, pislik yapma, cinsiz sapıklık, katillik, İngiliz derin devletine yalakalık yapma, uşaklık yapma, Amerika havadan vuruyor, Rusya havadan vuruyor. Bunlar gidip hırsızlık, talan yapıyor. Haysiyetsiz, ahlaksız takımı. Baktılar ki iyi para getiriyor. Bol da cinsiz sapık var. Oo dediler, hepsi oraya hücum. Çünkü talan en son safhada artık. Paralarını talan ediyorlar, yiyeceklerini talan ediyorlar. Tam hırsız grubu. Harami grubu.
birbirlerine o pis betonların üstünde, pis yerlerde her türlü rezil yapıyorlar. Uyuşturucu kullanıyor, cinsel sapıklık içindeler. Evet, dinliyorum. Arda Turan, Barcelona-Getafe arasında oynanan karşılaşmada jeneriklik bir golle imza atarak skoru 6-0 yaptı. Arda Turan golün ardından secde etti. Fotoğrafı da vardı. Daha önceki değil değil mi bu? Bu yeni, son maçtı. Bakayım. Çok güzel bir gol atıyor. Aferin aslanım. Aferin güzel oyluya. Koç yiğit o. Maşallah. Abisinin aslanı tam mümin, muttaki. Aferin. Mesela bak ayette Sad suresi 62'de ve derler ki cehennemde diyorlar. Bize ne oluyor ki kendilerini şerir, kötülerden saydığımız adamları göremiyoruz. Evet. Bak ferahlığı görüyor musun adamlar evet. Cehennemde? Ya bildiğimiz gibi bir yer değil cehennem. Yani bizim anladığımız gibi yoksa bunu söyleyemez o. Böyle evet. Ateşin içinde, kaynar suyun içinde bunu yapamaz. Evet. Manevi bir ateş olduğu anlaşılıyor. Nasıl konuşuyor böyle? Elin ufacık bir yeri bile yansa havalara hoplar yani. Yarın üniversite imtihanım var. YGS sınavı öyle mi? Evet. İyi Allah imtihana girecek gençlerin zihinlerini açsın. İnşallah. Heyecanlarını alsın. İnşallah. Rahat rahat başarılı netice almalarını sağlasın Allah. İnşallah. Zihin açıklığı versin Allah. İnşallah. Çünkü heyecanlandın mı iptal olur aklın. Evet. Tam yeteneğini, bilgilerini ortaya koymalarını Allah onlara nasip etsin. Sınava girdiğinizde hiç çalışmadan çok yüksek bir derece elde etmiştiniz. Evet, 30 puan fazla almıştım. Birinci tercihim İstanbul Üniversitesi felsefeydi. Hiç çalışmadım hakikaten. Maşallah. Rahatlığıma da bir mana verememişlerdi. Abi bize yardım et falan, bana yardım eder misin falan diyorlardı. Mimar Sinan da evet üçüncülük para kazanmıştı. 20 bin kişinin içinde üçüncü olmuştu. Teyzemin kızının nikahı vardı. Haber oraya ulaşmıştı. Bayağı hoşlarına gitmişti herkes. Beşiktaş semti hoş bir semt ya.
Ben eve kadar oradan yürüdüm Ortaköy'e kadar. Akademiden. O ağaçlar falan onların büyüklüğü, o yol. Evet, hoş bir yer ya. Bayağı güzel. Yani İstanbul'un o sıcaklığı, sevimliliği orada yoğun. Evet. Arnavutköy de öyle. Sarıyer falan hepsi öyle çok güzel. Halka da çok güzel. Maşallah. Bir de üniversite imtihanına katılacaklar. Şimdi beni izlemeyi bıraksınlar gidip yatsınlar. Yani tabii Allah sizi sarhoş gibi olurlar. Güzel yoğurt falan bir şey yesinler. Vurup kafa yesinler. Sabah da bol şekerli bir şey yesinler. Ama şekerli olanlar yapmasın tabii, hasta ise olanlar yapmasınlar. Ama yani bir rahatsız olmayanlar böyle çok kalorili yiyecek yesinler. Yani son ana da bırakmasınlar. Yani ucu ucuna bazen ayakta falan yiyorlar kapıda mapıda, öyle değil. Erken kalkıp güzelce yemeklerini yesinler. Biraz da istirahat etsinler. Kafa rahat olacak. Telaşa gerek yok. Kaderlerin dışında bir şey olmaz. İbrahim ne yapıyorsun? İbrahim tam dürüst Anadolu delikanlısı. Maşallah. Allah razı olsun. Koç Yiğit hiç yıpranmamış, değişmemiş. Aslanım. Ali de maşallah öyle. Tam Anadolu delikanlısı. Bizim gençlerin hepsi öyle. Bayağı iyiler. Efendim. Tamam bir şey yok, gelsin. Eski İstanbul'dan bazı görüntüler vardı annem. Seviyorsun öyle resmini. Göstert. Bebek. Bak ne güzelmiş o zaman ya. Beşiktaş. Maşallah. Ama gene böyle boş oralar, iyi. Fatih'ten bir görüntü. Göksu. Bayağı güzelmiş. Melihisar'ı. Boş güzel yani, dolu çok kötü oluyor yani. Her yer bina, her yer bina. Ve baksana ne kadar hoş. Sarıyer. Tabii böyle olması lazım. Tophane. Maşallah. Aslan'a çevirmek lazım. İnşallah. İstanbul yani. Her yere el doldurmuşlar. Yazık bu güzel şehre. Bahsettiğiniz Ağaçlı Yol'un da bir görüntüsü vardı eskilerden. Bakayım. Ama aynı orada değişmedi. Evet. Bu da Ortaköy'de. Evet. Şu Kenan Paşa'nın yaptığı en iyi şey buydu. Kanunu çıkarttı, çok iyi oldu. Ama buna rağmen çok dolu her yer. Bayağı dolu yani. All made special. You know it's glass full of sand. And it feels just like a chamber. Into his hand, he rolled a blade up in his trick towel. They slapped their hands against the wall. You never trip, you never stumble. He's walking Spanish down the hall. Slip him a picture of our Jesus, or give him a spoon to dig a hole. But all it done ain't no one's business. But they'll need blankets for the cold. They dim the lights over on Broadway. Even the king is bowed his head. Never face looks round but Mason. Man, he's walking Spanish down the hall. The teller's screeching for a blind pig. Punk Sanders. Amerika'da 500 bin kişi sokakta yaşıyor. 500 bin. 32 milyon kişi çok fakir, devletten gelen yemek kuponlarıyla yemek yiyorlar. 32 milyon kişi. Neredeyse Türkiye nüfusu evet. Kadar. Evet. Bir buçuk milyona yakın boş ev var Amerika'da. Evsizlere kullandırtmıyor Amerika'nın. 500 bin kişi sokakta yatıyor. Bir buçuk milyona yakın boş ev. Satılamamış kalmış yani. Aşırı soğuk olduğunda stadyumlara topluyorlar.
Ama birkaç derece ısınınca tekrar sokağa bırakıyorlar. Evet. 23-24 milyon yaklaşık 24 milyon Amerikalı alkol ve uyuşturucu bağımlısı. Ne güzel refah var orada ya diyor. Ya 24 milyon, milyon az boz değil ya. Evet, dinliyorum. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden Independent, neden Türkiye Avrupa'nın bir parçası olamaz başlıklı bir analiz yayınladı. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmaması gerektiği vurgulanan analizde, Müslüman ve Avrupalı olmayan Türkiye, Avrupa Birliği'nin sonu anlamına geliyor ifadelerine yer verildi. Yazının devamında Türkiye'nin artık demokratik ve laik bir devlet gibi görünse de bunun bir maske olduğu, Osmanlı nostaljisiyle İslamlaşmanın arttığı ifade edildi. İşte bak, gelenekçi Ortodoks İslam anlayışı Türkiye'yi mahvediyor. Halbuki böyle çok modern, Avrupa'yı bir İslam anlayışı olsa, sahabe İslam olsa, bütün dünyanın seveceği bir ülke olacağız. Evet. Ama bu gelenekçi Ortodoks zevksiz sistemi gördüler. Kalitesizlik her yeri sardı. Adamların bunu anlamaması için hiçbir sebep yok. Resim yasak, müzik yasak, dekolte yasak, hanımların güzel giyinmesi yasak, gülmesi yasak, araba kullanması yasak. Yasak derken gelenekçilere göre yasak tabii. Evet. Dehşet verici bir Türkiye modeli gelişiyor. Evet. Ve bağnazlar adım adım ilerliyorlar. Yani hükümette bunlardan ya çekiniyor bilmiyorum. Veyahut baş edecek ilmi imkanı yok. Çünkü Diyanet'e başvuruyor. Diyanet bunlardan daha gelenekçi. Katı sünni yani. Yani hükümet öyle değil ama bunlar katı sünni. Hükümet baş edemiyor. Onun için hükümete bu konuda ilmi yönden yardım edilmesi gerekiyor. Modern olması için Türkiye'nin, Avrupa'yı olması için bütün imkanlarını hükümete kullanması lazım. Kalite ve Sanat Bakanlığı kurulması lazım. Yani bunu bir önden yapsınlar, arkası gelir. Yani hani kimden yapacağız falan, ya siz yapın. Yapın, 3-5 kelime bile etseniz. Çok iyi. Yurt dışından sanatçı getirirsiniz, bir şeyler yaparsınız. Arkası gelir, siz bir adım atın yani. Hocam, insanların kalbi oğullarında Hızır Aleyhisselam'a alakası var mıdır? En son olarak hocam, birçok yolcusu uçak kayboldu 2 senedir. Tam bize rastlayamadı Recep Ulusoy. Yani bir yerde görevlendirecekse yaparız yani, bir anlamı varsa. Yoksa amaçsız olarak yapmaz. Evet, dinliyorum. Amerika'nın eski Ankara Büyükelçileri Abramovich ve Edelman yayınladıkları bir yazıda, eğer Erdoğan ülkesine daha parlak bir gelecek hazırlamayı hala istiyorsa ya reform yapmalı ya da istifa etmeli demişlerdi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın konuya cevap vererek, kendini sömürge efendisi zanneden iki eski Amerikan Büyükelçileri, Türkiye'ye talimat verdiğiniz günler geçti beyler, dedi. Ya Türkiye'deki bazı cinsiz sapıklar, komünistler, bazı entel takımı falan, bu adamlarla işbirliği halindeler. Yani birlikte takılıyorlar. Bunlar onlara bir akıl veriyor, onlar da söylüyor. Onlar burada Türkiye'deki insanların genel bazı kişiliklerini alıyorlar, bazı karakterlerini alıyorlar. Normalde yapmaz bunu bir Amerikalı. Ama onlarla yatak kalka, oturak kalka onların kişiliğini alıyorlar. Normalde bu çok saygısız bir hareket, münasebetsiz bir şey. Sen kimsin ya? Bir özelliğin yok, hiçbir şeyin yok. Sen Türkiye'ye nereden akıl veriyorsun? Yani? Ama Türkiye'nin modern olması hakikaten çok hayat. Her yerde modernliğin damgası vurulsun. Bağnazlara kapı kapatılsın. Yani yavaş yavaş hükümet buna girsin. Bağnazların kapısını kapayalım. Yani hiçbir yerde gelişmesine izin vermeyelim. Çok tehlikeli olur. Yani böyle iyice çığırından çıktıktan sonra kontrol etmek çok zor olur. Evet.
chamber, the way it fits into his hand. He rolled a blade up in his trick towel. They slapped their hands against the wall. You never trip, you never stumble. He's walking Spanish down the hall. Slip him a picture of our Jesus, or give him a spoon to dig a hole. But all it done ain't no one's business. Brought any blankets for the cold. Bet them the lights are on Broadway. Even the king is bowed his head. Hayatının en mutlu günlerini yaşıyor olabilir. Allah razı olsun. Vesile oldunuz. Disko olayı çok hayat edilmiş işte. Hep hayallerini süsleyen bir olay. Taverna ikinci derecedendir olmuş. Asıl olan disko. Zaten diskoya geldiğinde ortalık yıkılıyormuş böyle. İki pazusunda onun tüyler vardı böyle şey. Tavuk tüyleri vardı. Böyle bir demire takılıydı kollarında. Bütün parmaklarında yüzük doluydu. Göğsünde de böyle bir yelek giyiyordu. Tam apaçı yani. Böyle. Göğsünü geri geri sokup öyle geziyordu. Ne? Kafasında bandana, evet. Bandana değil. Bandana. O tüyler çıkarıncaya kadar iflahımız kesilmişti böyle. Önce bir tüylerini çıkarttırdık. Sonra kolumdaki şeyleri çıkarttırdık. Sonra yüzüklerin sayısını azalttırdık. Ya dedik, bu kadar yüzüğe gerek yok. Bütün parmakları doluydu. 10 parmağının 10'da yüzük doluydu.
Bir gün geldi. Evin alt katındayız. Daha önce anlatmıştım ya, en az 100-150 kere, 200 kere falan anlatmışımdır. Yani. Çünkü bana yapılan bir travmatik hareket, asla unutamayacağım. Ne istiyorsun yavrum dedim. Hocam özel dedi. Ulan özel ne olabilir dedim yani. Devlet sırrım bu nihayet yani. Anlat söyleyeyim. Hocam söyleyemem özel falan dedi. Ya bırak şimdi özelini özelini, uzatma söyledim. Yere baktı böyle, hocam kız bana aşık dedi. Ne diyeyim? Ne yapacak bir şey yok. İnşallah. İlkelimiz liseye girer bana. I'm too high, too high, but ain't touch the sky. Kendini kaybetti, gördüm ben bunu. Yani istirak haline böyle, beş haline. Ha çizdi böyle. Abi. Çarptığı küçük Suriyeli çocuğun annesi çocuğuna şiddet gösteren adamı bağışladığını açıkladı. O adamın da bizimki gibi bir çocukları vardır. Allah o adamı ıslah etsin. Çocukları var diye bir şey demedim. Onu bağışladım. Devlet onu bağışlarsa devlete de teşekkür ederim dedi. Ayrıca Sayın Erdoğan küçük çocuğa hediye olarak bir bisiklet gönderdi. İyi yapmış. Ama yani o tip bir öfke çok tehlikeli ya. Evet. Ya nasıl cesaret ediyorsun ya? Alıp çocuğu havadan vurma yani rahatça ölebilir mi orada? İşte ama bu şuursuzluk yaygın. Yani buna devlet tedbir alsın. Bunu Facebook'taki falan yazıları falan görüyoruz. Akıl almaz sinirler. Kadın boşanmak istemiş. Tamam demiş, boşanalım olur demiş. Sonra gelmiş. Ya demiş sen hakikaten kararlı mısın, ciddi misin demiş. Evet kararlıyım demiş kız. Gel otur yere demiş, yere otur demiş, bacaklarını ayır demiş. Pompalı tüfekten bir sağ dizine, bir sol dizine. Yani paramparça etmiş çocuğun ayaklarını. Tamam şimdi demiş, hadi ne yapıyorsan yap. Şu akla bak ya. Bak boşanmak istiyorsa bırak azadık gitsin ya. Bırak gitsin. Yazık günah ya, o da ölüp gidecek, sen de ölüp gideceksin. Yani ne istiyorsun? Bu nasıl bir hırstır ya, bu nasıl bir öfkedir, kindir yani. O garibim de araba, o işte artık feşli arabasında şey yapıyor. Sakin sakin anlatıyor işte. Ya kardeşim bu kafa devam eder. Ya böyle Darwinist eğitim olduğu müddetçe
bu tip filmler gösterildiği müddetçe, sevgisizlik ortamı olduğu müddetçe bu daha da tırmanarak gelişir. Bunu devlet ciddi milli bir tehlike olarak görmesi lazım. Ama Tayyip Hoca hadi gitsin darwinizme mücadelesin yapamaz. Biz yapalım, yardımcı olalım. Mesela bağnazlıkla hükümet mücadelesin yapamaz. Bak 13 yıl sonra ilk defa başı açık hanımları savundu ya Tayyip Hoca. 13 yıl sonra ilk defa başı açık hanımları savunabildi. Bağnazlık bela. Mehmet Şevket Ege Hoca klasik geleneksi Sünnidir, Ortodokstur. Ama çok çok tatlı bir insandır. Ya ben ne derse yaparım yani. Dünya tatlısıdır. Kadınların açık olmasına illet olur. Ama şöyle bir açmazı var. Ya mesela kadınlar gidiyor, güreş seyrediyorlar. Mesela pehlivanlar. Kadın bayağı etkilenir. Kocası mesela çelimsiz bir kocası oluyor. Adam çam yarması gibi adam. Etkilenebilir. Onu mesela hiç önemli görmüyorlar. Yani halbuki bir erkeğin dekolte bir kadından etkilenmesi olduğunu düşünelim. Onun 100 misli kadın o erkekten etkilenir. En az 100 misli. Onu hiç önemli görmüyorlar ya. Erkekler istediği gibi gezer diyor. Ya kardeşim adam yapılı, sağlıklı, sıhhatli bir delikanlı görürse bir kadın etkilenir isterse, niyet etse. Hem de feci şekilde etkilenir isterse. Haberleri bile olmuyor onlarda. Yani anlamak istemiyorlar. Düşünmek dahi istemiyorlar. Aferin, böyle güzel. Avrupa'da her yıl 100 milyon ton gıda çöpe gidiyor her yıl. Bak 100 milyon kişi düşün. Her kişiye bir ton düşüyor. Bir ton. Yiyecek çöpe gidiyor. Yani 100 milyonluk bir ülkedeki insanların gıdası, bir yıllık gıdası çöpe gidiyor. Avrupa'da. Amerika'da da üretilen gıdanın %40'ı çöpe gidiyor. %40. Fakire fukaraya dağıtılacakken. Serkan Okçu. İngilizler olmasa memleketin İsrail nasıl kurulurdu? Şimdi övgü zamanı üstündeki güçleri, yani seni idare eden güçleri kızdırma diyor. Serkan Okçu. Abilerini kızdırma diyor yani. Onun kendi ifadesiyle. Anlaşılması için söylüyorum. Şimdi bu tipik bir internetçi üslubu. Evet. Dar düşünün. Dar konuşan. İngilizlerin İsrail'i kurduğunu ben öğrettim onlara. Evet. Hiç bilmez. Hiç asla ulaşamayacağı bir bilgi. Bunu benden öğreniyor. Şimdi bana akıl veriyor ama. Abilerini kızdırma. Tam tipik internetçi. Gitsen baksan 48 kilo falan bir tiptir. Birisi çay ısmarlasa acayip seviniyor. Arkadaş sandviç bölüp veriyor. Ağlamaklı oluyor. Bunların mantığı bu. Akıl almaz dar dünyalar. Hepsinin ağzında siyonizm. Hiçbiri siyonizmi bilmiyor. Sorun istediğiniz gibi sorabilirsiniz. Hiçbiri bilmiyor. Rızkımı veren Hüdadır, kula minnet eylemem diyen, Sur halkına bu zulmü reva görenlerin, PKK'yı kastediyorsun, Allah belasını versin diyelim mi? Allah PKK'nın belasını versin, Allah helak etsin. İnşallah. Güzel bu dua. Kamark. Güzel, doğru söylüyorsun. Çünkü Sur halkını böyle mahveden, onlara sıkıntı veren
PKK. Sizi dinledikçe hamiyet duygularımız daha da kabarıyor hocam. Siz anlattıkça biz burada vatanımızı savunmak için daha da arzu duyuyoruz. Değil PKK dünya bir araya gelse yine de yılmayız evelallah diyor Gürkan Bora. Her söylediğiniz hocam biraz geç de olsa hayata geçiyor. Maşallah hükümet yöneticileri sizi yakından takip ettikleri açıkça görülüyor. Belli ki siz evdesiniz ama fikirleriniz iktidarda diyor Melike maşallah. Hakikaten şu ana kadar en az 100 konuda ne değilse hükümet yaptı Allah'a çok şükür. Maşallah. Size soru sorunların fikirlerine hakaret etmek size yakışıyor mu diyor İslam hakikat. Niye hakaret olsun ya? Adnan, o adamlar hakikaten hırsız, alçak, gaspçı, katil, haysiyetsiz adamlar. Bizim programımızda hiç kimse para karşılığı çıkmıyor. Evet. Yabancı modeller bir tek. Onlara harçlık veriyoruz. Evet. O. Onun dışında kendi arkadaşlarımızda böyle bir şey yani, tahayyül dahi edilemez. Hocam her gün başka bir yenilikle karşımıza çıkıyorsunuz. Size yetişmek mümkün değil maşallah. Arda Hoca. Zülal. Hocam ben de sizinle karşılıklı oynamak istiyorum diyor. Çok güzel olur. İsmin de güzelmiş. Semiha. Hocam zevkiniz çok güzel. Sizin beğendiğiniz her şey güzel. Müzikler, dekor, her şey. Sizinle, sizi hayranlıkla takip eden hayranınız. Beyza Gül. Hocam tarihimizde ecdadımızda olduğu gibi yine Türk milleti bu olaydan da zaferle çıkacak değil mi hocam? Vatanımız asla bölünmeyecek inşallah Halil Kara. E canım görüyorsunuz it kopuk orayı burayı işgal ediyorlar. İki gün sürmüyor darmadağın ediyor devlet. Kaçacak delik arıyorlar. Ya bir avuç çakalla 100 milyonlu Türkiye'nin baş etmeleri mümkün değil. Hastalık anlısınız. Allah'ın askeri canım hocam diyor. İlim irfan askeriyesi inşallah. Hocam Yahudi diye hitap ediyorlar size. Mason olduğunuz için mi acaba diyor Furkan. Yahudi değil. Ben İsrail kökenliyim. Yani soyum Hazreti İsrail'e dayanıyor. Hazreti Yakup yani. İsrail peygamberin soyundan. Ama Yahudi diye bir kavim, Beni Yehud diye bir kavim vardı Museviler içerisinde. Tevrat'ta da geçer. Ama Museviler Musevidir yani. Yahudi ayrı bir şeydir. Beni İsrail denir ona. Beni İsrail. Beni İsrail. Yani Musevi olan o kavme Beni İsrail denir. Yahudi ayrıdır. Richard Ramirez, cinayet rehberi. Ne biçim isim bu böyle ya? Cini at rehberi de bari de. Cinini at yani üstünden. Öyle isim olmadan değiştir. Hocam müzik yok mu bu gece? Dubeş attım, yek geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan için bu akşam nişan töreni yapılması planlanıyordu. Ancak yapılacak tören öncesi damat adayı Selçuk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldığı için tören ertelendi. Özdemir Bayraktar'ın aort damarının yırtıldığı ve ameliyata alındığı öğrenildi. Bakayım. Allah sağlık saat versin. Heyecanlandı herhalde. Çok heyecanlandıysa tansiyonu yükselmiştir. O zaman aort damarı yırtılma oluyor ki Allah korusun. Çok vahim bir şey yani. Çünkü ana damar patlıyor. Yani genellikle ölümle neticelenir ama herhalde erken müdahale etmişler. İyi olmuş. İşte dünyanın aczini göstertiyor. Mesela onlar evleniyor. Ama diğer insan da bir adım daha ölüme yaklaşmış oluyor. Allah vermesin. Tabii Allah uzun ömür versin. Hayatın ne kadar boş olduğunu Allah göstertiyor. Belki çok heyecanlandı, çok sevindiler ama herkesin öleceğini de Allah hatırlatmış oluyor. Bak velayet sistemi İncil'de nasıl? Matta 23. İsa öğrencilerine size doğrusunu söyleyeyim dedi. Zengin kişi göklerin egemenliğine zor girecek. Zengin insan kalmasın diyor. Ne yapması lazım? Malını dağıtacak. Yine şöyle söyleyeyim ki devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır. Zenginliği haram etmiş görüyor musun? Zengin olmayın diyor. Dağıtın. Fakire fukaraya malınızı da dağıtın. Eşit olun diyor. Benim adım uğruna Allah için evlerini, kardeşlerini, anne ve babasını, çocuklarını, topraklarını bırakan herkes bunların 100 katını elde edecek ve sonsuz yaşam miras alacak diyor. Bak Matta 29. Benim adım uğruna Allah uğruna evlerini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakan herkes bunların 100 katını elde edecek ve sonsuz yaşamı miras alacak. Görüyor musun velayet sistemi? Komşunu kendin gibi seveceksin diyor Matta 17'de. Velayet sistemi. Kendine ne yapıyor insan? Yemek hazırlıyor, kıyafet alıyor. Değil mi? Araba alıyor, ev alıyor. Aynısını da kardeşine yapacaksın diyor. İsa onlara eğer eksiksiz olmak istiyorsan git varın yoğunu sat. Neyin varsa sat. Parasını yoksullara ver. Yani İslam yolunda, Allah yolunda harca.
Böylece göklerde hazinen olur. Sonra gel beni izle. Ondan sonra beni izle diyor. İslam için paranı harca. Zengin olarak peşime takılma diyor. Görüyor musun velayet sistemi? Tam İslam dini işte. Ki o malını vererek temizlenip arınır. Bir daha. Ki o malını vererek temizlenip arınır. Evet. Dünyada toplam 16 milyon Musevi var. Bir avuç insan. Bütün dünyaya hakim olacaklar. Ya 16 milyon kişi nereye hakim olsun? Ne yapsın yani? Yaşanan gelgit sırasında deniz iki taraftan çekiliyor ve deniz tabanı ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan bu olan 2800 metre uzunluğunda ve 40 metre eninde. Her yıl milyonlarca insan denizin çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan bu yoldan adaya yürümek için burada toplanıyorlar. Evet, şimdi işte bunun böyle büyük dalgalısı. Evet. Hazreti Musa'nın evet. olayında olan da bunun büyük, kapsamlı, derin dalgalısı. Fotoğraflar da vardı birkaç mesele. Evet, göreyim. Yani
Yine aynı bölgeden. Evet. Yani alenen deniz çekilmişti. Çok rahat geçebilecekleri gibi olmuştu. Dev dalga olarak geri dönüyor ama burada tabii daha dev dalga şeklinde dönmüyor. Evet. Yani yavaş yavaş yükseliyor. Orada öyle değil. Mesela 10 metrelik falan dalga. Büyük. Ve vuruş gücü çok yüksek. Yani vurdun mu deviriyor yani. Yıkıp deviriyor. Zaten o savaş arabaları, atlar falan tepe taklı oldular. Yani şiddetli vuruşta devirdi. Yani yüzemeyecek hale geldiler. Bir anda suların altında kaldılar. Yoldurmadım elle de. Ekilektim sünnelerde, yoldurmadım elle de. Genç yaşımda ya sevdim de, ondan düştüm dillere. Genç yaşımda ya sevdim de, ondan düştüm dillere. Çıt 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 çetene de, sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da, alacağım bir tane. Çıt 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 çetene de, sar bedeni bedene. Dünya dolu yar olsa da, alacağım bir tane. Melek gibi maşallah. Bunlar melek hükmünde oluyor zaten çocuklar. Onun için yüzlerinde çok çok temiz ifade oluyor. Dürüstlükleri, tatlılıkları değil mi? Evet. Çocukların çok güzeldi. Evet evet dinliyorum ben sizi. Sayın Kılıçdaroğlu Suriyelileri geri gönderelim açıklamasına karşı çıkanlar olduğunu ancak ileride Suriyeli mültecilerin ülkeye büyük zarar getireceğini iddia etti ve şunları söyledi. Suriyelilerin daha maliyetlerinin farkında değiliz. Yarın göreceksiniz bu insanlardan yeraltı dünyasının önemli aktörleri çıkacak. Bütün düzenimiz bozulacak. Bana inanmıyorsanız gidin Gaziantep'e validen, emniyet müdüründen dinleyin dedi. Ama bu çok yanlış. Yani her insandan kötü insan çıkabilir. Her yere çıkabilir. En az suçu işleyen insanlar onlar. Yani en düşük, haritece şekilde düşük. Bayağı garibanlar, çıtları çıkmıyor. Ne yapacaklarını şaşırmış vaziyetler. Her yerden çıkıyor. Mesela gelen turistler var. Onların içinde de çıkabilir. Her yıl yüz binlerce turist geliyor. İşlerine anarşist de çıkabilir, terörist de çıkabilir. Çıkar da çıkar. Batuhan Kaplan, Sayın Hocam PKK'lı köpekler kendi sitelerinde sizin için bu adam örgütün düşmanı. Öldürülmesi gerek diye yorumlar atıyorlar. Kendinize dikkat edin hocam. Dikkatli olun. Bu itler size zarar vermesin diyorum. Kardeşim bunları herkesi önüne gelen tehdit ediyor zaten. Yani bunların mesleği bu. Avrupa'da, dünyada, her yerde siyasetçileri, halkı önüne gelen tehdit ediyor. Yüz binlerce tehdit. Ama internet, Facebook'ta bunlara sonuna kadar hizmet veriyor. Ben anlamıyorum.
bunlara imkan tanınmaması lazım. Şehadeti Allah onların emrine bırakmamış ki. Onun kararını veren Allah'tır. Değil mi? Yani vakitli, saatli olarak onun kararını ben verdim diyor. Bu yıllardan beri duyarız biz bunların. İşte asacağız, keseceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız falan. Bunların sonu geldiği için Cenab-ı Allah bunlara bu tip laflar ettiriyor. İnşallah. Tamamen kurutulacaklar. İnşallah. Evet, dinliyorum. HDP vekili Ertuğrul Kürtçü, Kandil'e hükümet bilgisi dahilinde hükümetin ve Öcalan'ın Kandil'e yollamak istediği mesajları içeren bilgileri taşımak için gittiklerini belirterek, hükümet bu sayede Kandil ile iletişim köprüsü kurdu. Şimdi bu köprüyü ortadan kaldırmak pahasına Kandil'de ne geziyorsunuz bakalım gibi kendini bilmez beyanlarla karşılaşıyoruz. Kandil diye bir yerin durması da çok acayip. 30 kere söyledik. Oranın coğrafyası değiştirilsin. Düz ova haline getirilsin. Hem yerleşim yeri olarak kullanılabilir. Efendim her şeye faydası olur. Değil mi? Güzel bir hizmet olur. Bak sevimliğine bak sen sevimli. Kedi gibi süslenmiş. Hocam 2016 yılı münafıkların ayrılma yılı mıdır? Yani belli bir yıl yok. Her zaman münafık çıkar. Her zaman bu sapıklar kendilerince bir şeyler yapmak isterler. Kaderin sevkiyle Cenab-ı Allah onları muzur bir mahlukat olarak yaratmıştır. Müslümanlar içine sinsice gelirler. Onlardan nemalanmak isterler. Hırsızlığa gelirler genellikten. Çok soysuz ve aşağılık mahluklardır münafıklar. Münafıkun ve münafıkat. Onlar birbirinin yardımcısı oluyorlar. Allah ayette belirtiyor. Gizlice ittifak ederler. Fakat hiçbir etkileri yoktur. Sadece müminler bu insanlardan nefret ettikleri için, onlara karşı ilmi bir mücadele verdikleri için bol sevap kazanır müminler. Yani sevap kazanma vesilesi olurlar. Kitaplar koşardın bana, o kuytu köşede beklerdim seni. Elinde kitaplar koşardın bana, tertemiz duygular kaplardı bizi. Hiç unutulur mu okul yılları? Tertemiz duygular kaplardı bizi. Hiç unutulur mu okul yılları? Müzik
sana verdiğim o güller belki de bir kitap içinde hala durur. Bülent'e eziyet etmeyelim artık. Must be a million boys living in a great big city. I know that one of them is just right for me. I look up, down, 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 all around searching. I know he's out there waiting for me. Bülent'in yüzündeki saadet ifadesi yani tarif edilecek gibi değil. Kendine hakim olmaya çalışıyor, dikkatini dağıtmaya çalışıyor. Ama en sonunda tabii benim bakışlarımla karşılaşa gelince kurtuluş olmadığını anladı yani. You know the street lights shine and passing things. Waste my time. I'm just trying to catch somebody's eye. But all the should have been, the would have been, might have been, and the could have been, were slipping their way. And they walk right on by. I know somewhere somebody. Looking for somebody. Somewhere somebody. Someone waiting for me. Somewhere, somebody, free, searching, free, to me for the world. I walk through the rain that's falling, a voice in the distance calling mine. I run through an empty doorway, waiting for the sun to shine. To me, where in the world? Gonna keep on. Somewhere, somebody's looking for me. Somewhere, somebody's waiting for me. Somewhere, somebody's searching, waiting. Tell me, where in the world? Must be a million boys living in a great big city. Ebu Basir der ki, Ebu Basir, İmam Muhammed Bakır aleyhisselam Resulullah'tan şöyle rivayet etti. Mehdi topluluğu temizlenecek ve ayıklanacak. Öyle ki içlerinde fitnelerin asla zarar vermediği bir topluluk kalacaktır. İnşallah. Yani münafıklar gidecek diyor. Gaybet-i Numane sayfa 245. İmam Bakır, İmam Mehdi hakkında şöyle buyurmuştur. Yeryüzü Mehdi için dönecektir. Yani dünyanın devamının sebebi Mehdi'dir diyor. Kemalettin cilt 1, bab 32. İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah'a and olsun ki soğuk ve sıcak evlerin içine nasıl giriyorsa İmam Mehdi de adaleti insanların evinin içine kadar götürecektir. Yani soğuk ve sıcak nasıl giriyorsa adalet müminlerin evine aynı şekilde girecek diyor Mehdi devrinde. Mehdi de adaleti insanların evin içine kadar götürecektir. Bihar-ül Envar cilt 52. İmam Sadık, İmam Mehdi aleyhisselam dönemini anlatırken şöyle buyuruyor. Allah o gün dağınık ve perişan kalpler arasında birlik ve dostluğu sağlayacaktır. Kemalüddin cilt 2, bab 55. Evet, dinliyorum.
Yazılarınız hakkında bilgi vermek istiyorum adamım. Endonezya'nın en büyük gazetelerinden 40 bin tiraja sahip olan İngilizce günlük gazetesi Jakarta Post'ta İslam dünyasında kabile kültürü altında ezilen kadın başlıklı yazınız yayınlandı. Bu yazınızda Kur'an'da soy koruculuk, ataların dini gibi tanımlarla işaret edilen kabile kültürünün yüzyıllardır İslam dünyasında kadının ezilmesinin en temel nedenlerinden biri olduğunu, bu karanlık kültürün etkisinden ancak Kur'an'ın üzerine dönerek kurtulmanın mümkün olduğunu anlatıyorsunuz. İsrail'in Times of Israel isimli İngilizce, Arapça, Fransızca, Çince ve Farsça yayın yapan tanınmış haber sitesinde İslami bakış açısıyla Tapınak Tepesi üzerinde Musevilerin Hakları başlıklı yazınız Arapça olarak yayınlandı. Yazınızda İslam'a ve insan haklarına göre Musevilerin Harem-i Şerif'te dua etme hakkı olduğunu anlatıyorsunuz. Bu yazınız aynı zamanda Kudüs'te basılan İsrail'in en yüksek tirajlı İsrail Hayom Ulusal Gazetesi bünyesindeki Makor Rishon isimli İbranice haftalık gazetede İbranice olarak yayınlandı. New York'tan yayın yapan bağımsız Kürt haber ajansı İlk Kürt Daily'de Kalkınma için Bölgesel Barış Şart başlıklı makaleniz yayınlandı. Yazınızda iki büyük Müslüman ülke İran ve Türkiye'nin mezhep farklılıklarını dostluk ve işbirliğine çevirmeleri ve birlikte Orta Doğu barışı için mücadele etmeleri gerektiğini anlatıyorsunuz. Suudi Arabistan'ın en saygın Arap gazetelerinden biri olan Mekke Newspaper'da terörizmle başarısız mücadele yöntemlerinde ısrarcı olmamak gerekir başlıklı yazınız Arapça olarak yayınlandı. Teröre karşı şiddete dayanmayan daha akılcı bir mücadele yöntemiyle, yani karşı ideolojinin anlatıldığı bir eğitimle mücadele verilmesi gerektiğini anlatıyorsunuz. Suudi Arabistan'ın İngilizce günlük gazetesi Arab News'te yayınlanan Savaşların Sebebi Din Midir? Başlıklı makalenizde, özetle savaşların durmasının tek yolunun dinler ve dinler arası ittifak olduğunu, eğer gerçekten barış isteniyorsa dinlerin özünü savunan gerçek barış insanlarının ittifakına ve söylemlerine dikkat verilmesi gerektiğini vurguluyorsunuz. Londra'da bulunan ve Orta Doğu ile ilgili konularda yayın yapan tanınmış haber sitesi Middle East Monitor, Terörle Mücadele Doğru Yolda mı? Başlıklı yazınızı yayınladı. Bu yazınızda 11 Eylül saldırısı ile birlikte Amerika'nın ön ayak olduğu ve son zamanlardaki terör olayları nedeniyle daha da tırmanışa geçen yanlış terörle mücadele yöntemlerini eleştiriyorsunuz. Terörün topla, tüfekle, bombayla yok edilemeyeceğini, bunun ancak radikalizme karşı Kur'an'a dayalı İslam'la mümkün olabileceğini ifade ediyorsunuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde en çok okunan Türkçe internet gazetesi olan Kıbrıs Postası'nda ülke menfaati yerine dostluk üzerine uzlaşma başlıklı yazınız yayınlandı. Ya nerede buluyorsa çok ilginç resimler buluyorlar yani. Biz bunları resim veriyoruz. Hayır, olur da yani hiç hayatta görmediğim resimler ellerinde oluyor. Evet. Politikanın kayıtsız şartsız sevgi üzerine inşa edilmesi... Politikanın kayıtsız şartsız sevgi üzerine inşa edilmesi gerektiğini anlatıyorsunuz bu yazınızda. Amerika'dan yayın yapan haber portalı News Rescue'da Neandertallerle aynı hastalıklara sahip olmamız ne anlama gelir başlıklı yine evrim teorisini çökerten bir yazınız yayınlandı. Bilimsel bulgular neticesinde Neandertallerlerin bizim gibi insanlar olduğunu, medeni bir hayat yaşamış ve daha sonra yeryüzünden silinmiş bir kavim olduğunu açıklıyorsunuz. Ve son olarak yine aynı haber portalında Dürüstlük En İyi Siyasettir başlıklı yazınız yayınlandı maşallah. Maşallah. İran'da. Ya maşallah bak, Suudi Arabistan, İran, biri Kürt kardeşlerimizin sitesi, biri İran'ın başka bir gazetesi, biri İngiltere, İsrail, İsrail'in birçok gazeteleri, birçok yayın organları. Her yeri ilimle, irfanla Allah aydınlatmamızı sağlıyor, bizi vesile ediyor maşallah. Evet, bu notu silebilirsin. Değerli hocam, sanatçı adayıyım. Heykeltıraşlı hocam yakındı. Mezun olunca heykel konusunda belli çevreler çok tepkili, heykelin sanatın dinen mahsul olduğunu söylüyorlar diyor. İşte olsa olsa sana sarımsak heykeli yaptırırlar. Sucuk heykeli. Köfte heykeli. Yani. Israrla söyledik ya, bir de sanata önem verin. Her yeri heykellerle donatın böyle güzel heykel. Tamam diyorlar, hemen yapalım diyorlar. Demet'le sarımsak heykeli. Sucuk heykeli. Şiş köfte heykeli.
İnanılır gibi değil ya. Rüya gibi yani. Mehdi talebeler için diyor ki peygamberimiz akraba olmadıkları halde maddi yönden hiçbir çıkarları bulunmadığı halde birbirlerini yalnız Allah için sevenlerdir diyor. Vallahi onların yüzleri nurdur. Şüphesiz onlar nur üzere olacaklardır. İnsanlar korktukları zaman onlar korkmayacaklar. Üzüldükleri zaman onlar üzülmeyecekler. Yani yas tutanlar olduğunda onlar yas tutmayacaklar diyor. İnsanlar korktuğunda onlar korkmayacaklar diyor. Sonra şu ayet okuyordu diyor Ebu Davud. Haberiniz olsun Allah'ın velileri var ya onlar için ne bir korku vardır ne de mahzun olacaklardır. Şeytan Allah'ın yani mahzun, hüzün yok, üzülme yok, korku da yok. Ebu Davud. Bu ayetin işaret manası Mehdi ve talebelerine bakıyor diyor. Her gün ayrı bir şıklıkla karşımıza çıkıyorsunuz. Gözlerimizi sizden alamıyoruz. Kalitenin adısınız diyor Sayın Hocam diyor bir hanım kardeşimiz. Evet açın. Gözlerinizin yeşili çok güzel ama uygun menliğiniz ve kemiğiniz de... Çok güzel. Maşallah. Yok canım ayakkabı normal sıradan ayakkabı. Ben şaşıyorum size öyle söyleyeyim. Biz de görünce şaşırıyoruz. Normal kundura yani. Evet. Maşallah. İnsan çıkarken acele hangi ayakkabı bulursa onu giyip çıkıyor yani. Dermişim diye. Evet. Hocam masonlar Kur'an'a uyuyor diyebilir miyiz? Yani en büyük üstadları Kur'an'ı da benim kitaplarımda gece gündüz okuyorlar. Evet. Hocam mümin ne zaman yalan söyler? Ona yalan demeyiz de ne diyelim? Bir düzeltme, düzenleme olabilir. Bir telifat olabilir. Bir hayır diyebiliriz. Yani mesela adam bir insanı kovalıyor elinde silahla. Ben dürüst adamım, doğru söylerim. Adam burada dersen bu cinayet olur, katil olursun. E ne diyeceksin? Bugün oraya hiç kimse uğramadı. Ben böyle bir adamı da görmedim. İnşallah. Bu farz olur. Veyahut adam mesela kanser hastası değil mi? Söylendiğinde tansiyonu çıkacak falan, perişan olacak. E dersin ki ya bir iyi huylu bir huy var. Şey var, ur var ama iyi huylu. E çok kolay, basit bir ameliyatla, basit bir tedaviyle hallolur. Nitekim öyle tedaviyle de hallolur. İlacı var dersin, sessiz, sakin. Adamı o beladan kurtarırsın. Ama sen adamı kansersin dersen, adam mesela bir iki ay yaşayacaksa, iki hafta ancak yaşayabilir strese girerse. Olmaz. Bir maslahat denebilir ona, maslahat. İnşallah. İnşallah. Yahut bir ıslah hareketi olur diyelim yani. Ama bunun dışında bazıları kudurmuş gibi yalan söylüyorlar. Yani sağa dön yalan, sola dön yalan. Bütün ayakları yalan. Yalan, kafalama. Kafalama yalan. Nefes aldırmıyorlar. Halbuki Müslüman dürüsttür. Yani niye yalan söylesin? Yani yalan söylemek insanın yüzünü karartır, şeytanlaştırır, çirkinleştirir.
kafalama da öyle. Çok çirkin. Yani çok haysiyetsiz bir ifade. Bir hırsız yüz gelir Müslümanın yüzüne. Yani çok donuk, ölü, manyak gibi bir şey olur. Mümin dürüst oluyor. Kur'an'a göre hareket ediyor. Yüzünde efendi, nurlu, berrak bir ifade olur. Gece gündüz yalan söyleyen, kafalama yapan, Allah haysiyetsiz bir suratla onu cezalandırıyor. Allah nurunu alır, yüzünü karartır, suratı donuklaşır. Din, dünyada insanların nasıl mutlu olacağını gösterten, Allah tarafından gösterilmiş bir reçete, bir yoldur. Öbür türlü müthiş bunalıma girip hasta olur insan. Yaşayamaz. Ama din, makul, mantıklı yaşamanın yolunu gösterir. Efendim, ama mesela Marksist düşünce çatışma ruhunu söylüyor. Yani kainatta diyor çelişki vardır, dolayısıyla sürekli çatışma vardır diyor. Yani gece gündüz çatışma. Müslüman çatışmanın içinde değil. Huzurlu, tevekküllü, sabırlı yani. Evet. Evet, dinliyorum. Faaliyet haberlerimiz var Adnan Bey. Kardeşlerimiz 29 Şubat ve 12 Mart tarihlerinde Zonguldak Ereğli'de 112 adet Harun Yahya eseri dağıtmışlar. İnegöl'deki kardeşlerimiz 2 Mart tarihinde ev sohbetinde buluşarak sizin Allah Korkusu kitabınızdan bölümler okumuşlar. Aferin. O ayakları yerim ben, o ayakları, minik ayaklarını. Maşallah. Bursa'dan kardeşlerimiz 1 Mart'ta Güllük Mahallesi'nde 2000 adet broşür dağıtmışlar. Ayrıca... arabaya da binip geziyorlar. 1 ve 4 Mart tarihlerinde de bir araya gelerek kitabınızdan bölümler okuyup sohbet etmişler. Bunlar melek, melek. Ya mesela şu kedileri de benim aklım kalır. Bayağı güzel ya. Maşallah. Ne kadar huzurlu bakıyor. Biraz daha bakışlarını yaklaştır bakayım. Ne güzel hayvan ya. Bunlar da abisinin kuzuları diğerlerde. Maşallah. Aferin benim canlarım. Almanya'dan kardeşlerimiz geçen hafta bir araya gelip sohbet etmişler. Almanya'da iyi, aferin, çok iyi olmuş. Adapazarı'nda bir kardeşimiz Karanlık Tehlike Bağnazlık kitabınızı ve A9 TV tanıtım broşürünün dağıtımını yapmış 6 Mart tarihinde. Kardeşlerimiz Şeyh Ahmet Yasin Hazretleri'ni Mersin Erdemli'deki çalışmaları esnasında yeni oluşturmaya başladığı külliyesinde ziyaret etmişler. Yaptıkları sohbet sırasında Şeyh Ahmet Yasin size dua edip selamlarını iletmiş. Mersin güvenli Şam bölgesidir. Burada Mehdi ve Hazreti İsa için hazırlık yapıyor ve zemin hazırlıyoruz. İnşallah vakti saati geldiğinde bu mekanlara Hazreti Mehdi ve Hazreti İsa uğrayacak demiş. Şeyh Ahmet Yasin hocam dünya tatlısı, dünya tatlısı. Seyit de çok efendi, çok mübarek, mütevazi, mazlum. Dünya iyisi bir insandır. Muhterem bir şeyh efendidir. Büyük bir alimdir. Bütün Türkiye devletlerde ve bütün Avrupa'da çok sevilen bir insan. Bosna Hersek'te, efendim, Afganistan'da, her yerde çok seviliyor. Maşallah. Bir kardeşimiz geçen hafta Siirt Büyük Birlik Partisi İl Başkanı Fahrettin Nazlıer'e kitabınızdan hediye etmiş ve sohbet etmişler. Maşallah. Kardeşlerimiz Elaziz gazetesini ziyaret etmişler. Sahibi Zeki Geçkil'e sizin Karanlık Tehlike Bağnazlık kitabınızı hediye edip bu konuda sohbet etmişler. Zeki Bey'in size selamı varmış. Aleykümselam. Elaziz çok uyanık, yaman, akıllı Müslümanlardan oluşan bir topluluk. Çok keskin bir dava şuurları var. Maşallah. Allah yollarını açık etsin.
Adapazarı'ndan kardeşlerimiz 25 ve 29 Şubat'ta bir araya gelerek kitaplarınızdan bölümler okumuşlar. Ne güzel sofra hazırlamış Allah onlar öyle. Geçen hafta Osmaniye'de Karanlık Tehlike Bağnazlı kitabınızdan 80 adet dağıtılmış. Çok güzel. 6 Mart Pazar günü kardeşlerimiz Kayseri Hunat Mahallesi ve bir alışveriş merkezi çevresinde halkımıza 2000 adet A9 broşür dağıtmışlar. Belçika'dan kardeşlerimiz bir araya gelerek Kur'an bilime yol gösterir, sosyal darwinizm, müminin 24 saati gibi kitaplarınızdan anlatımlar yapmışlar. Ne nurlu evler, ne nurlu insanlar, maşallah. Ankara'dan kardeşlerimiz 27 Şubat ve 12 Mart tarihleri arasında Pursaklar, Etimeskut, Sincan, Kızılay, Aktepe, İstanbul yolu üzerinde bir alışveriş merkezi ve Mamak Tren İstasyonu çıkışında toplam 145 adet Harun Yahya eseri ve 1100 adet broşür dağıtmışlar. Ya o bir çete var. Demir'in arkasında kalmış. Onu bana bir göstersen sen. Yanaştır, yanaştır. Ulan yerim seni ben lan. Yerim seni. Bir de sağlama dalmış kendini. Yani hani bir yamuk olmasın falan gibisin. Renkleri de bayağı güzel. Bursa'dan kardeşlerimiz 5 ve 6 Mart tarihlerinde Hürriyet ve Üç Evler semtlerinde 150 adet kitabınızı ve 1250 adet A9 ve PKK'ya çözüm broşürlerinin dağıtımını yapmışlar. Ayrıca faaliyet sonrası ev sohbetinde toplanıp Kur'an ayetleri okuyup tefekkür etmişler. Ne güzel, maşallah. Son olarak kardeşlerimiz 11 ve 12 Mart tarihlerinde Balıkesir Merkez ve Edremit ilçesinde 289 adet kitaplarınızdan ve 1000 adet PKK'ya karşı çözüm önerisi broşürlerini halkımıza dağıtmışlar maşallah. Maşallah, elhamdülillah. O tek kitap bile onların hayatını çok aydınlatır. Yani çok iyi bir şuur, keskin bir feraset, basiret vesilesi oluyor. Bir daha baş edemezler. Yani küfür, deccal onlara kılıncıyla artık etki edemez. Maşallah. Din niye gerekli? Ama biz bunu kitap olarak yapacağız. Ben bunu anlatıp bitireceğim diye bir şey yok. Kitap olarak yapacağız. Çok fazla örnek vererek olması lazım. İnşallah. Yani genel örnekleme hiç yapmayız. Doğrudan net örnek vererek. Hocam benim çocukluğum Karadeniz Ereğlisi'nde geçti. Size şunu net olarak söyleyebilirim. Sizin kitaplarınız buraya ulaşmadan evvel buralarda pek fazla namaz kılan insana rastlayamazdınız. Hemen hemen her gün sokaklarda kitaplarınızı dağıtan arkadaşlara rastlamak mümkün. Allah sizden gani gani razı olsun. Dağıtanlardan da razı olsun diyor. Tamer Altan. Adam eserlerinizin dağıtımına dair İtalya'dan da güzel bir faaliyet haberi vardı. Dün ve bugün İtalyanca'ya tercüme edilmiş eserlerinizden İslam Terörü Lanetler ve Hazreti İsa Gelecek kitaplarınız toplam 22.400 adet olmak üzere Roma halkına ücretsiz olarak dağıtıldı. Maşallah. Süper. Maşallah. Bunun yanında PKK'nın komünist, Stalinist olduğunu ve alçaklıklarını anlatan 20 bin adet İtalyanca broşür de yine halka ücretsiz dağıtıldı. Bayağı güzel. Dağıtıma Hollanda, Almanya, Fransa, İsviçre, İtalya, Azerbaycan ve Türkiye'den yaklaşık 35 arkadaşımız katıldı. Allah gazalar mübarek etsin. Maşallah. İlimle, irfanla yaptıkları bir gaza. İtalya'daki Müslüman kardeşlerimiz de bu yapılan faaliyeti çok büyük bir sevinç ve takdirle karşıladıklarını ifade ettiler. Bu kitabın İslam'ın İtalya'da daha doğru anlaşılmasına çok büyük katkı sağlayacağını belirttiler. Bu
resimde de İtalyan talebelerinizden Claudio İbrahim'in yanında İtalya'daki tüm Müslümanların oluşturduğu çatı kuruluşunun yöneticilerinden Cemal Bey ve İsviçre'nin İtalyan kantonunda yaşayan Gencay kardeşimizi görüyoruz. Bir daha. Bu resimde İtalyan talebelerinizden Claudio İbrahim'in yanındaki kişi ve İtalya'daki tüm Müslümanların oluşturduğu çatı kuruluşunun yöneticilerinden Cemal Bey, onun yanındaki efendim. Maşallah. Ve İsviçre'nin İtalyan kantonunda yaşayan Gencay kardeşimizi görüyoruz. Maşallah. Buraya geldiler. Ben Türkçe konuşuyorum. Onlar sürekli İtalyanca tercüme yapıyorlar. Bu Baba filminde konuşuyor. Hani diyor ya, hani söyle ona diyor. İtalyan söylüyor. Ama aynısı yani, bir görseniz. Ya şimdi kısa bir ara verelim, devam edeceğiz. Yayınımıza kısa videolarla devam ediyoruz. Analog Tarla Sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.